Bu soygun çarkana niye boşa çıkaramıyoruz arkadaşlar ya? Bu soygun çarkını durdurmak Cumhurbaşkanı'nın da görevi ama o yapmıyor. Bildiği halde yapmıyor belki. Ama bu soygun çarkını durdurmak milletin vekillerinin görevi değil mi? Cumhurbaşkanı ilk faiz sebep enflasyon sonuç dediğinde ve faizi düşürmelerine talimat verdim dediğinde 3,5 ay önce dolar 8,30 lira arkadaşlar. Hani 100 bas puan yani 1 puan düşürdün dolar 10 liraya çıktı değil mi? Bir akıllanırsın ya. Ya ben bunu dedim dolar 10 liraya çıktı. Enflasyon yükselmeye başladı. Bir aklın başına gelir değil mi? Yok, aklı başına gelmiyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Ne oluyor? Bir daha düşür diyor, dolar 11 lira. Yine aklı başına geliyor mu? Gelmiyor. Bir daha düşürün diyor, yetmez 200 puan düşürün diyor, 2 puan düşürün diyor, dolar 15 lira, 16 lira, en son düşürme sonucunda 18 lira yapmayı başardı. Yani tefecilerin, faizcilerin, rantçıların hedeflediği noktaya geldi. Ondan sonra başka bir tezgah kurulması lazım. Tezgah ne? Vallahi büyük bir tezgah daha kuruldu arkadaşlar dün Türkiye'de. Tezgah ne biliyor musunuz? Hani köprü ve otoyollara geçiş garantisi veriyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Dolar bazında. Hani TL olmaz. Dolar bazında olacak. Yerli milli ya Sayın Cumhurbaşkanı. Dolar bazında. Oradan euroyla dolarla götürüyor yandaş müteahhitler. Yeter mi? Yetmez. Şehir hastanelerini yaptırıyor. Yine dolar euro bazında hasta garantisi veriyor. Yeter mi? Yetmez. Havalimanları yaptırıyor. Yine dolar euro bazında yolcu garantisi veriyor. Yeter mi? Tabii ki yetmez. Yeni bir tezgah daha kurulması lazım soygun için. Ne yapacağız? Şimdi de dolar garantili TL mevduatı yapacağız. Oradan bir soygun çarkı daha kuracağız. Şimdi bu tefeciler, rantiyeciler 12 liradan mevduatı bağlayacak. Hem faizini alacak, yatacak, güzel güzel faizleri alacak. Dolar da yükseldiği zaman servetlerine servet katacaklar. Kim ödeyecek peki farkı? Sayın Erdoğan mı ödeyecek? Hayır. AKP'li vekiller mi ödeyecek? Hayır, onlar ödemeyecek. Kim ödeyecek? 84 milyon yurttaşımız daha maaşları cebine girmeden arkadaşlar vergilerini ödüyorlar ya. Hazineye akıyor paralar. Bir de harcamalarını yaparken, market alışverişi yaparken, benzin alırken vergilerini ödüyorlar ya. Nereye gidiyor paralar? Hazineye. Değil mi? Vergiler hazinede toplanır. Hazinenin altına bir hortum takıldı arkadaşlar. Hem de böyle kanalizasyon hortumu, en geniş kanalizasyon hortumu gibi hortum takıldı. Şimdi o hortumun vanası kapalı. Dolar 12 lira. Şimdi diyelim ki arkadaşlar bu sisteme 1 trilyonluk para girdi. 1 trilyon lira para girdi. Hortum kapalı değil mi? 12 lira dolar. Yarın dolar 2 gün önce olduğu gibi 18 liraya çıkarsa ne olacak biliyor musunuz? 500 milyar TL ovana açılacak. Nereye akacak o 500 milyar TL? Bir avuç rantiyeciye, tefeciye akacak. Ya değerli arkadaşlar, nas diyorsunuz da, nas'ta böyle bir şey var mı ya? Ben bir Hristiyanım, çoğunluğunuz Müslüman, Museviler var içimizde, inanan var, inanmayan var. Bütün inançlar önce neyi vaaz eder? Adaleti vaaz eder, adaleti. 84 milyon yurttaş vergi veriyor. Garibanlar vergi veriyor, ekmek bulamayanlar vergi veriyor. Hazinede toplanıyor, hazinenin altına hortum takılmış. Rantiyeciler, bir avuç rantiyeciye 100 milyarlarca lira para akacak oradan. Bu nasıl olabilir mi ya? Tamam, faize günah diyorsunuz, haram diyorsunuz da. Ya bundan büyük tefecilik, faizcilik olur mu arkadaşlar ya? Adını ne koymuşlar? Kur farkı. Faizin adına katılım bankalarında kar payı koymuşlardı. Aynı oran. Bankada 18 veriyor. Katılım bankası da 18 veriyor. %18. Onun adı faiz, öbürkünün kar payı. Hadi yersen. Şimdi de faizin adını kur farkı koydular. Hortumu bağladılar. Tefecilere, faizcilere aktaracaklar. Bu mudur adaletiniz arkadaşlar ya? Hiç bunu düşünmez misiniz? Bak size bir şey daha söyleyeyim. Dün Merkez Bankası bir açıklama yaptı. Ne diyor biliyor musunuz? Doları bozdurun diyor tefecilere, faizcilere. TL faizinizi alın diyor. %15, %16, %17 TL'yi alın, onu cepte diyor, cukka. Yeter mi? Yetmez. Eğer diyor dolar yükselirse diyor kur farkını ben Merkez Bankası'ndan size ödeyeceğim diyor.
Dolar %100 yükselsin, %100 size kur farkı ödeyeceğim diyor. Ya Merkez Bankası yasasına bakanınız oldu mu? Merkez Bankası yasasında böyle bir yetkisi var mı Merkez Bankası'nın? Yok arkadaşlar. Böyle bir yetkisi yok. Neye dayanarak yapıyor? Sayın Cumhurbaşkanı talimat veriyor. Tefeciler, faizciler böyle bir kur farkı istiyorlar. Sen yasanda olmadığı halde kur farkı garantisi vereceksin diyor. Peki milletin vekilleri buna sessiz kalacaklar mı? Yasayı çıkaran biziz ya biz. Merkez Bankası yasasını çıkaran biziz. Böyle bir yetkisi yok Merkez Bankası'nın. Diyor ki tefeciye, faizciye kur farkı aktaracağım diyor. Buna milletin vekilleri sessiz kalacak mı? Buna MHP'li, İYİ Partili, CHP'li, HDP'li ve AKP'li vekiller sessiz kalacak mı arkadaşlar ya? Buna nasıl sessiz kalırız? Biz milletin vekilleriyiz. Saray halktan kopmuş olabilir. Çiftçi tarlasına gübre atamıyor. Emekli ay sonunu getiremiyor. İşçi karnını doyuramıyor. Çocuğuna ayakkabı alamıyor. Siz bir avuç tefecinin, faizcinin Londra'daki faiz baronlarına bu paraların akmasına sessiz mi kalacaksınız ya? Kanun dışı üstelik. Kanun dışı, kanun dışı. Biriniz gelin Merkez Bankası yasasında böyle bir şey var deyin bakalım. Değerli arkadaşlar, bakın tefeciler bununla yetinirler mi? Yok, yetinmezler. Hazinede birileri Sayın Cumhurbaşkanı fena halde kandırıyor. Faiz lobisi saraya girmiş arkadaşlar. Emin olun faiz lobisi saraya girmiş. Böyle kararlar başka türlü alınmaz. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı dün iki tane karar aldı. Hani faize karşı ya Sayın Cumhurbaşkanı. Bakın bankalar Merkez Bankası'ndan %14 faizle 1 trilyon lira para alıyorlar. %14 ha parası fiyatı. Bu parayı ne yapıyorlar? %24 ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırıyorlar. 14 ile al, 24 ile sat. %10 kılçıksız kar. Ne güzel kar değil mi? Milletin parasıyla %10 kılçıksız karı elde et. Peki Sayın Cumhurbaşkanı ne diyor biliyor musunuz? Dün karar almış. %14 ile alıyorsun, kolun yorulmuyor. Bir düğmeye basıyorsun, %14 ile 1 trilyon para geliyor. %24 ile hazineye satıyorsun, 240 milyar lira faiz alacaksın. Arada 100 milyar kar ettin ya, faizi sıfır olacak diyor. Vergisi, özür dilerim, bunun vergisi sıfır olacak diyor. Yani 14 ile al devletten, 24 ile devlete sat, aradaki elde ettiğin kardan da faiz sıfır diyor. %10 vergi alıyordu. Vergisini sıfıra indiriyor arkadaşlar. Ya buna siz sessiz kalacak mısınız ya? Bakın aynı günde aldığım kararın biri bu. Diğeri ne biliyor musunuz? Hani dolar 18 liraya çıktı ya. Benzine mazota zam yağdı değil mi? Süreyya Bey, umarım siz de dinliyorsunuzdur. Bakın Sayın Başkan. Benzine mazota zam yağdı. Benzin, mazot dolarla beraber uçtu gitti değil mi? Şimdi dolar düştü arkadaşlar 18'den 12'ye. Sayın Cumhurbaşkanı bir karar daha almış. Diyor ki dolar düştü ama diyor. Bu dolar düştüğü halde ben benzine mazota indirim yapmayacağım diyor. Ya bunun adalet neresinde arkadaşlar ya? Nas bunun neresinde arkadaşlar ya? Dün Sayın Nebati televizyona çıkmış. İşverenlere diyor ki dolar yükselirken zamları yaptınız ama dolar düşerken de şimdi fiyatları düşürün diyor. Sayın Nebati'nin Cumhurbaşkanı'na haberi yok. Cumhurbaşkanı diyor ki ben dolar yükselirken benzine mazota zam yaptım ama dolar şimdi düştü. Benzini mazotu indirmeyeceğim diyor arkadaşlar. Ya bu vicdanlarınıza sığıyor mu arkadaşlar ya? Gerçekten soruyorum. Benim vicdanıma sığmıyor. Çünkü her gün yurttaşlarımızla birlikteyiz. Yurttaşlarımız isyanlarda ve bu düzenin onlara yaramadığını, bir avuç yandaşı daha da semirttiğini görüyorlar. 84 milyon yurttaş çalışıyor. Bakın size iddiayla söylüyorum. 84 bin kişi servet sahibi, büyük servet sahiplerini daha da zenginleştiriyor. Bu yoksuldan alıp bir avuç zengini daha da zenginleştiren bir servet transferidir arkadaşlar. Bu bir soygun çarkıdır. Bu soygun çarkını mutlaka boşa çıkarmalıyız değerli arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir kumar oynuyor. Hayatının kumarını oynuyor. Sayın Cumhurbaşkanı kumar masasına oturmuş, kumara da karşıyım diyor ama büyük bir kumar oynuyor. 84 milyon insanın rızkını masaya koymuş. Kime karşı? Tefecilere karşı. Faizcilere karşı arkadaşlar. Ve ne diyor biliyor musunuz? Nas garantili servet transferi var diyor. Nas garantili diyor. Ya Allah'ını severseniz arkadaşlar, bunun nas neresinde gerçekten? Bakın Sayın Özal'ı da bu anlamda, rahmetli Özal'ı da analım değerli Sayın arkadaşlar. Sayın Paylan, benim dinlememi istediniz. Buradan müdahale edebilir miyim yani?
Sayın Başkan nasıl uygun görürseniz. İstişamınızı bozdum galiba, buyurun. Değerli arkadaşlar, bakın rahmetli Özal tarihten size sesleniyor arkadaşlar. Hani sizin geleneğinizden diyorsunuz ya rahmetli Özal'a. 1989 yılına bakın ne diyor bu döviz garantili, kur garantili mevduat sistemine bakın ne diyor. 67-68'de bu döviz garantili mevduat sistemi çıkmış. O zaman efendim nasıl olsa dolar garantisi var. TL üzerinden bu paraları alırız, kullanırız denmiş. Ama rahmetli Özal ne diyor biliyor musunuz bakın 89'da? Bu sistem daha sonra çökmüş ve hazineye çok büyük yükler getirmiş. Aynı az önce anlattığım gibi dolar patlamış, hazineye inanılmaz yükler getirmiş, ülkeyi hiper enflasyona sokmuş ve halkımız yoksullaşmış. Rahmetli Özal ne diyor biliyor musunuz? Benim memurum, benim işçim, benim esnafım diyenler bu döviz garantili, kur garantili mevduatın yükünü vatandaşın sırtına yıktılar. Orta direğin sırtına yıktılar diyor. Ya beni dinlemiyorsanız rahmetli Özal'ı dinleyin be. Başka ne diyor rahmetli Özal? İnşallah gençlerimiz bundan ders alır. Bir daha böyle hesapsız kitapsız hatalar yaparak gelecek nesilleri zor taşınan yük altına sokmaz diyor rahmetli Özal. Başka ne diyor? 1970'li yıllarda o zaman kendilerine akıllı, uyanık sananlar böyle bir yol buldular. Tam 221 bankaya borçlandık ve Türkiye bunları ödeyemedi diyor arkadaşlar.